Nasıl buluyorsun? Yani nasıl öğrendin ve evet ben buraya bir senaryo yazmalıyım ve yönetmeliyim ve bunu nasıl? Ya bu fikir benim hep aklımda vardı aslında. Ha. Bu eski fotoroman mantığı. Tamam. Ben şimdi sanatın her türlüsünü çok seviyorum. Ben bütün sergilere de giderim. İşte edebiyatı da severim, mimari de severim, severim. Fotoğrafçılığı da severim. Yapmam ama severim yani. Gidip de mimari bir eser yapmam ama severim yani. Fotoğrafta da bu foto manipülasyon diye bir yöntem var. Çok güzel bir yöntem. Ben bilmiyorum ama takip ediyorum hep. Onları yapanları biliyorum falan filan. Şimdi gitgide yani eski fotoğrafını sen şimdi bütün dijital şeyleri kullanarak eğer yaparsan ne olur diye bir şeyi düşünüyordum ben hep. Wow, çok iyiymiş. Hep düşünüyordum. Yani biraz storyboard gibi, biraz değil gibi ama fotoroman gibi. Duygusu ya vardı. Evet, duygusu var. Peki yani diyaloglar fotoğraf balonda mı? Hayır, balonda değil, altyazı olarak geçiyor ve dublajlı. Şimdi sen artık dublaj yapabiliyorsun. Yani eskiden sen bunu gazeteye basıyordun. Tabii ki dublaj yapamıyordun. Peki. Ama sen şimdi dublaj yapabilirsin. Evet. Dış ses koyabilirsin. Evet. Ve bir de bizim zaten beynimizin algılaması şeydir ya, aslında kopuk kopuktur. Yani CNM yazdığında beynimiz onu birleştirir. Evet. O yüzden sen anlamlı fotoğrafları arka arkaya koyduğunda zaten beynin dolduruyor. Of. Çok etkilendim. Gibi gibi. Peki işte. Biz göremiyor muyuz? Parasını veren mi düdüğü çalıyor? Ne oluyor arkadaşım? Peki bir şey sorabilir miyim? Kaç kişi satın alabildi bu sanat eserini? Ya biz bir kişiye... Ha bir kişi evet. aldı. Onu yani bulacağız, evine doluşacağız. Yüksek. O yüzden bir kişi yaptık. Ama mesela toptan falan bakarız ya ona sonrasında. Arkadaşın ben sana indirimi var mı? Ben hallederiz. Sonradan öğrenirim. Ara beni DM'den yaz. Ben hemen yazacağım. Çok... Bir şey söyleyeyim, bu müthiş bir şey ya. Şimdi ama alanda yarısı kaldı. 7 bölüm çünkü o tek değil bölüm mi? Aldı. Eğer ben bunu zaten sonrasında birleştirip böyle kısa film haline de getireceğim. Of be. Ama o zaman onu bir kişi gene alacak. Sen onu alıp film... Aslında ben onu şey istiyorum ya. Cannes Film Festivali'nde falan NFT bölümleri olmaya başladı. Biz bir yani de seni kısa film haline alırken göreceğiz. Kanda kana hazırlıyoruz. Başka film hazırlıyoruz. Gerçekten. Sen şimdi ne oldu? Bir anda müthiş bir... Ne bu falan diye ben sana... Sen ne yaptın zannediyorsun? Bir dakika, sen şimdi böyle senaryolar yazmalar... Nedenini sana söyleyeyim mi? Bu ne? Sana nedenini söyleyeyim hemen mi? Hemen lütfen. Heh. Ama abi iki tane çocuğum var. Şimdi sana niye, nasıl söyle? Onur'a da söyle. Onur'un da şimdi yeni çocuğu oldu ya bizim, evet. Onur Buldu'nun. Evet. Çocuğu da korkutmak istemiyorum ama... Söyle bakayım. Abi çocuk büyüdü. Evet, büyüdü. Ben yani çocuğun sana hiç ihtiyacı kalmadı. Evet. Hatta sen arıyorsun, ok falan yazıyor. Ok mu? Ink. Ok. Giderim hemen kapısına, yani. Kapısına dikilirim. Ok ne? Yani. Dikilemiyorsun da kapısına. Hiç şey olmayınca sen diyorsun ki aa ben çocuksuz ne yapıyorum? Kendimle ilgileniyormuşum. Aa bak ya falan oluyorsun. Ve sonra kendinle ilgilenmeye başlıyorsun. Ve bunlar çıkıyor değil mi? Vallahi ya. Deli gibi yazmaya mı başladın? Çok kıskandım. Yazmaya başladım ama ben yazamıyorum. Nasıl yazamıyorum? Yok, ben senaryo yazamıyorum. Ama fikrini... Yani fikir oluyor, tamam. Aynen. Fikir, hikaye, sinopsis falan onlar okey. Ama böyle oturayım senaryo ya, denedim olmuyor.